İnandık. Evet, şeye başladım, kayda başladım. Arkadaşlar merhaba, tekrar. Kim var hocam bu akşam? Bu akşam siz varsınız, Seçil Hanım var, Fethiye Hanım var. Bir de Tuğba Hanım'a video göndereceğiz. İşte katılmak isteyen ama son anda vazgeçen arkadaşlarımız oldu. Yani 3-4 kişi böyle vazgeçmek durumunda kaldı. Başka programları varmış. Neyse, şimdi Bayağı. Tuğba Hanım'a videoyu göndereceğiz. Sizlere de göndereceğim videoyu. Ondan sonra bu şey olacak. Dar çerçevede bir program olacak. Tamam. Olsun. Biz Kusura söz verdiğimiz bakmayın. gibi işimizi yapalım. Önemli olan bizim işimizi yapmamız. Bugün Albert Camus'un Yabancı isimli romanını hep birlikte derin okumaya tabi tutacağız arkadaşlar. Tabii biz sadece bu romanı okumayacağız aynı zamanda. Bu romanın videolarda da söylediğim gibi derin anlamlarını ortaya çıkartmaya çalışacağız bir bakıma. Yapı sökümü yapacağız aslında. Yapı sökümü. Yani yapı sökümü genellikle yapıyla uğraşır. Anlamı da bir yapı olarak görür. Ama biz bunu biraz daha muhtevaya yönelterek, muhteva ile ilişkilendirerek yapmaya çalışacağız. Ve karşımıza baştan beri de söylediğimiz gibi romanın ismi de bu çerçevede biliyorsunuz yabancılaşma çıkacak. Yabancılaşma aynı zamanda bir estetik tavırdır. Onu da hemen burada söylemiş olayım. Modernist edebiyatın en önemli, hatta postmodernizmin de en önemli estetik tavırlarından biri yabancılaşma estetiğidir. Yabancılaşma başlı başına çok önemli bir kavram, bir felsefi mesele. İlk çağ filozoflarından itibaren değerlendirilmeye, üzerinde fikirler yürütülmeye başlanmış bir kavram. Dolayısıyla bu kavram bizim okuduğumuz roman bağlamında oldukça önemli. Ki zaten yani içeriği bir tarafa bırakırsak şayet, yani içerik elbette çok önemli ama bir köşeye koyduğumuz vakit biz romanın ismiyle de aslında bu romanın mesajının ne olduğunu, söyleminin ne olduğunu, neleri anlatmak istediğini de çok net bir biçimde değil mi? Anlıyoruz ve algılıyoruz. Ki felsefecilerin en önemli, en çok rağbet ettiği edebi türlerden bir tanesi bildiğiniz gibi romandır. İkincisi, belki daha önce roman demeyelim, denemedir ilki. Rönesans'tan itibaren ortaya çıkmıştır birey kavramıyla birlikte. İkincisi romandır. Üçüncüsü de tiyatrolardır. Bu tabii tiyatrolarda karşımıza daha çok trajik bağlamlarıyla bu romanda da olduğu gibi, bu romandaki trajediyi de bir bakıma konuşacağız sizinle. Ön plana çıkar. Yani romanın ismi bir bak içeriğiyle müsemma, ismiyle müsemma derdik ya eskiden bilirsiniz. Hala da kullanıyoruz. Yani romanın içeriğini yansıtan bir isim seçmiş. En baştan itibaren meseleyi değerlendirmeye başlarsak eğer bu romanı okumadan önce kapağına şöyle bir baktığımızda biz bu romanda aslında nelerin anlatılacağını 3 aşağı 5 yukarı kestirebiliyoruz. Zaten kapak fotoğrafı bilmiyorum sizdeki nasıl, bendeki böyle bir fotoğraf, gölgeli bir adam fotoğrafı var, şapkalı gölgeli bir adam fotoğrafı var. Hakikaten de bu adamın yüz gözü seçilmiyor. Bir silüet gibi, bir gölge gibi, sanki gizli bir iş yapıyor. Sanki toplumun haz etmediği, çok hoşlanmadığı bir işin peşinde gibi bir şey uyanıyor zihnimizde. Düşünce uyanıyor. Gerçekten de bu anlamda kapağından itibaren roman şey yapılmış, iyi dizayn edilmiş. Özellikle içeriğiyle de oldukça önemli. Şimdi evvela Hocam, ben burada bir şey sorabilir miyim? buyurun. Daha fazla önce dikkatimi çekmemiş. Sizin söylemeniz üzerine onu fark ettim. Buyurun. Orijinal ismi de yabancı mı? Biliyor Orijinal ismine musunuz? hemen bakıyoruz. Orijinal ismine. Outsider. Evet. Outsider olması Orijinal ismi. Lettranger. Lettranger. Fransızca. Fransızca. Tabii Fransızca. Fransızca. Biliyorsunuz. Albert Stranger. Camus. Tabii. Stranger'dan geliyor. Albert Camus biliyorsunuz. Cezayir'de yaşıyor. Cezayir'de bir Fransız sömürgesi. Dolayısıyla orada kullanılan dillerden biri de Fransızca. Dolayısıyla aslında annesi Fransız. Albert Camus'un, madem oradan girdik o zaman başlayalım. Albert Camus'un annesi Fransız.
Pardon, babası Fransız, annesi İspanyol. Aslında tam buradan başlayalım o zaman. Meseleyi anlatmaya buradan başlayalım. İnsanların, yazarların hayat hikayesi esere dahildir cümlesiyle konuyu detaylandıralım. Kendisi iki farklı ırka mensup anne ve babadan dünyaya gelmiş bir erkek çocuk Albert Camus. Bu aslında hepiniz de biliyorsunuzdur. Bizim ülkemizde de böyle şeyler vardır. Farklı ırklara, farklı inançlara, farklı mezheplere mensup olan insanların çocuklarında bir topluma karşı, içinde bulundukları muhite karşı bir yabancılaşma ister istemez olur. Yani çünkü kendilerini ne annenin ırkına ya da mezhebine, inancına ait hissederler, ne de babalarınkine ait hissederler. Ve aynı zamanda Albert Camus gibi Fransız baba, İspanyol anne ama yaşadıkları yerde Cezayir ise durum daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Dolayısıyla yaşadığınız topraklar, evde konuşulan dil, annenin dili, bunların hepsi bir bakıma evin içinde bile bir yabancılaşma atmosferinin oluştuğunu gösterir. Bu ne demektir? Aslında biz doğumdan sonraki hayatımızı, varoluşçuluğun prensiplerinden bir tanesi de budur. Doğumdan sonraki hayatımızı bizim çevremiz, bizim muhitimiz belirler. Belki bir süre sonra kendi özümüzü inşa etmeye başlarız. Ama en başta bu özümüzü inşa etmeye başlamadan önce ne yazık ki çevremiz bizim yaşamımız üzerinde çok ciddi bir etkiye sahiptir. Albert Camus de böyle bir ailede doğmuş. Babasını hiç tanıyamamış. Bunun nedeni Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı babasını kaybetmesine neden olmuş. Biliyorsunuz Alman faşist Nazi yönetimi şeye saldırıyor, Fransa'ya saldırıyor, Fransa'yı işgal ediyor. Dolayısıyla asker olan babası da orada muhtemelen Fransız ulusunun geleceği için kendini feda ediyor ve ölüyor. Dolayısıyla bir yaşındayken babasını kaybetmiş bir insan var karşımızda. Elbette sadece babasını kaybetmek değil buradaki problem. Albert Camus'un bu felsefi doktrinini inşa etmesini sağlayan problem sadece bu değil. Aynı zamanda fakirlik çekmiş bir aile var karşımızda. Yani tek başına yaşayan bir kadın, çocuğunu büyütmeye çalışan, tabii kardeşleri var mı hatırlayamıyorum şimdi, büyütmeye çalışan bir kadın, elbette hem bir de Cezayir'deler, elbette bir takım zorluklar, sıkıntılar yaşıyor ve yaşayacak. Bunun dışında Albert Camus iki evlilik yapıyor. İkinci evliliğinden sonra işte Fransa'ya gidiyor, geliyor ilk evliliğinden sonra. Sonra tekrar Cezayir'e dönüyor. Savaştan dolayı, İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı. Babası Birinci Dünya Savaşı'nda vefat etti dediğim ya. O zaman Naziler saldırmamış tabii. Yanlış söyledim ben orada. Birinci Dünya Savaşı farklı bir durum. Naziler saldırmadı. İkinci Dünya Savaşı'nda o. Babası Birinci Dünya Savaşı'nda vefat ediyor. Bir karışıklık olmasın. Daha sonra Fransa'ya yerleşiyor, yaşamını orada sürdürmeye devam ediyor. Albert Camus'de gördüğümüz kadarıyla bu coğrafi yer değiştirmeler, işte anne ve babanın belki ırksal durumlarının farklı farklı olması, onun inancını etkiliyor ister istemez. İster istemez etkiliyor. Ama onun inancını en çok etkileyen husus ne? Birincisi, Birinci Dünya Savaşı, babasını kaybettiği Birinci Dünya Savaşı. İkincisi, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin Almanya'ya, Fransa'ya saldırması ve Fransa'da gerçekten içinden çıkılmaz durumların yaşanması. İngiltere'de de aynı şeyler geçerlidir. Oraya da saldırmışlardır. Bir sürü sıkıntıların yaşanması. Şimdi size Değişme romanından bahsederken demiştim bunu hatırlarsınız. Bu iki dünya savaşı 1940'lı nesillerin, hatta 50'li nesillerin diyelim biz buna, dünyasını allak bullak etmiştir. Neden allak bullak etmiştir? Çünkü bu savaşlar onlar için bir güvensizlik ortamı oluşturmuştur.
ayaklarını yere basamayacağını hisseden, düşünen aydınlar ve insanlar ister istemez bireysel güvenliklerinden endişe etmeye başlamışlardır. Bu da tabii dolayısıyla kaygı, işte güvensizlik, içe kapanma, ne bileyim başkaldırı, isyan gibi duyguların ortaya çıkmasına da neden oluyor ki bunlardan bir tanesi de az önce, az sonra söyleyeceğimiz gibi saçma, absürt yani absürt çıkıyor, ortaya çıkmasına neden oluyor. Şimdi dünyanın işleyen bir düzeni var. Bu işleyen düzen bireylere rağmen işliyor. Bireylere rağmen işleyen bu düzen ister istemez bireylerin dahil olmadığı, bireylerin fail olarak işin içinde bulunmadığı bir düzen haline geliyor. Bir dışarıdan seyretme söz konusu. Biz zaten fark ettiyseniz yabancı romanında değişmede olduğu gibi hatırlayın orada sen anlatıcı kullanılmasına rağmen, burada da ben anlatıcı kullanılmasına rağmen bir gözlem söz konusu. Öyle değil mi? Hem bunu anlatıcıyla da ilişkilendirmiş olalım. Fark etmişsinizdir. Yani burada bir fail yok. Bir fail yok. Tek fail olduğu tek yer adam öldürmesi. Ki orada da trajik bir durum var. O adam öldürme durumu meselesinde de zaten devreye başka başka unsurlar giriyor. Özgürlük, elindeki özgürlük, iradi özgürlüğün, istemli özgürlüğün elinden alınmasını güneşle ve sıcakla yorumlaması gibi bir durum çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla tek yaptığı tek eylem, gerçekleştirdiği tek eylem onun yaşamının bir felakete sürüklenmesine neden oluyor. İşte trajik olan mesele bu. Buna detaylandıracağız az sonra. Şimdi bu romandaki o gözlemci, yani birinci kişi, bütün eylemlerin sözde gerçekleştiricisi olması gereken birinci kişi aslında bütün eylemlerden etkilenen bir kişi haline geliyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Mersol gerçekleşen olayların hiçbirinde bir etkin figür değil. Hatırlayın, buna ne diyorduk modernist edebiyatta, yaratıcı yazarlık dersinde de söylemiştim. Protagonist diyoruz. Yani modernist edebiyattaki etkin olmayan, fail olmayan baş kahraman. Buna protagonist diyoruz. Bunun karşısındakilere de ne diyoruz? Antagonist diyoruz. Hatırlayın, bunları söylemiştim. Burada antagonist kim olarak çıkıyor karşımıza? Hemen burada söyleyelim bunu. Kim olarak çıkıyor arkadaşlar? Söyleyebilecek miyiz? Bir, devleti temsil edenler. İki, dini temsil edenler. Kim devleti temsil edenler? Birincisi hakim. İkincisi, ilki sorgu savcısı. İkincisi hakim. Üçüncüsü de duruşma savcısı. Üç tane. Dini kim temsil ediyor bu noktada? Dini temsil eden kişi de papazın ta kendisi. Bunlar bir bakıma düzeni sağlayan failler aslında. Peki, yani etkin kişi bunlar. Peki, bu durumda o faillerin oluşturduğu düzenin, inşa ettiği, yarattığı düzenin etkileneni kim? Etkilenen de tabii ki Mersol. Yani Mersol baş kahraman. Baş kahraman eylemci olması lazım. Baş kahraman bütün eylem ve davranışlarıyla olay örgüsünü yönlendirmesi lazımken bizim baş kahraman en baştan en sona kadar bütün olaylarda edilgen bir figür olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu yüzden protagonist diyoruz ona. Yani kendisine rağmen işleyen bir düzen var. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Kozmos diyoruz. Kozmos. Bunun tersi de kaos. Kozmos düzen anlamına gelir. Kozmos dış dünyadaki fiziki atmosferin, fiziki dünyanın daha doğrusu kendi içerisindeki akışıdır. Belli bir düzen içinde mevsimlerin oluşmasıdır. Günlerin ard arda gelmesidir. İşte yağmurun yağmasıdır. Yani düzenin ta kendisidir. Dolayısıyla bu düzenin sağlayıcıları, bu düzenin sağlayıcıları kimler? Antagonist olan kişiler. Yani bir bakıma bu romandaki olayların, eylemlerin ve davranışların gerçekleşmesini sağlayan Mersol'un dışındaki kişiler. İşte savcı,
hakim, avukat, avukat, avukat da öyle. Avukat da çok güvenmiyor zaten. Papaz, hele papaz var ya, o yılışık papaz. O, bunlar ne yapıyor? Bunlar, bunlar Mersol'un hem dışında karşısında yer alıyor ve ama aynı zamanda Mersol'un fail olmasını engelliyor. İşte ben demin hani olayı nasıl buraya bağladık? Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda bir güç paylaşımı, bir hegemonya, bir hükümranlık arayışı söz konusuydu. Avrupa kültürünü oluşturan devletler birbirine girdiler. Batı kültürü dediğimiz o yek vücut kültür, o medeniyet daha doğrusu, özür dilerim. Batı medeniyet dediğimiz medeniyetin parçaları, unsurları güç savaşlarıyla bir bakıma dengeyi sağlamaya çalıştılar kendi lehlerine. Ancak ne oldu? Bu işleyen düzen, o savaş düzeni bir bakıma, o makinaların düzeni bir bakıma bireyler aleyhine işledi. Bireyler de o dönemin sanatçıları, aydınları, sıradan insanı bile ne yaptı? İster istemez artık fail olamamaya başladı. Kendi yaşamlarını kendileri kuramamaya başladı. İşte mesele bu zaten. Bu romandaki mesele de, karşımıza çıkan en büyük sorun da bu zaten. Mersol'un kendi yaşamını kendi isteğiyle, içgüdüleriyle, arzusuyla kuramaması. Yani Mary ile birlikte olması, ne bileyim işte Raymond'la iki kadeh içmesi, ondan sonra işte Celeste'ye, nasıl okunuyor bilmiyorum da, Celeste'ye gidip yemek yemesi, bunların hepsi de çok basit şeyler. Çok basit şeyler. Çalışması çok basit şeyler. Daha büyük şeyler. Ya yaşamımı inşa edeceğim, özgürlük alanımı genişletebileceğim, benim, ben buradayım, ben varım, işte hayatımı bizzat kendi dinamiklerimle kurabiliyorum diyebileceğim hiçbir şey yok ortada. Mersol için söylüyorum bunu. Yaşadığımız dünya içinde aynı şeyler geçerli. Hepimiz de belli bir düzen içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla Mersol birinci kişi olmasına rağmen olayları içinde olan bir anlatıcı gibi görünmesine rağmen, fakat olayları gerçekleştiren, olayları ahengini belirleyen bir figür anlatıcı olarak karşımıza çıkmıyor. İşte bunun nedeni nedir? Bunun nedeni az önce söylediğimiz güvensizlik ortamı, insanların başlarına ne geleceğini bilememesi, teknolojinin yaşadığı çılgın gelişme karşısında devletlerin, işte bir takım güç gruplarının, iktidarların, hükümetlerin hükümranlığı elde etmek istemesi, dolayısıyla bireyin ezilmesi, aslında modern dönem, yani sanayileşmenin iddiası neydi? Bireyi öne çıkartmaktı. Birey bu dünyanın nimetlerinden yararlanacaktı. Birey tanrı olacaktı. Değil mi? Bu dünyanın tanrısı haline getirmeye çalıştılar bireyi. Ama birey makinelere yenildi. Kozmosa yenildi. O monoton ve rutin yaşama yenildi. Birey dış dünyanın bu akan giden, belli bir düzen içerisinde devam eden akışı karşısında giderek edilginleşti. Aslında bu noktada sosyalistlere hak vermek lazım. Öyle değil mi? Makineler efendi olmaya başladı. İnsanlar sömürülen varlıklar haline geldi. Yani bu noktada zaten yabancılaşmanın sosyalist versiyonu da vardır. Marksist diyelim daha doğrusu, versiyonu da vardır. İşte aslında yabancılaşma dediğimiz şey bir bakıma insanın kendi dışındakilere, kendi dışındaki hayata ve sonra ister istemez kendisine yabancılaşması anlamına geliyor. İşte bu romanda anlatıcı figürle soğukkanlı, aldırmaz, kayıtsız, bir noktada da sorumsuz, doğru değil mi? Bir noktada sorumsuz kahramanla, karakter diyelim, kahraman da demeyelim buna, karakterle çok ciddi şekilde gün yüzüne çıkıyor. Ve biz Mersol'u okuduğumuzda, en baştan en sona kadar anlatımlarını bir okur olarak dinlediğimizde, bir çırpıda
belki 2-3 saatte okunabilecek bu romanda neyi görüyoruz? Gerçekten en başta toplumuna yabancılaşmış bir erkeği görüyoruz. İkincisi, sadece bu değil, aynı zamanda kendi doğasına da yabancılaşmış bir insanı görüyoruz. Bu oldukça önemli. Anlatıcı figür bize romanın söylemini tam anlamıyla veriyor. Romanı okuduğumuzda, sadece Mersol üzerinde durduğumuzda, onun eylemleriyle onun karakteri arasında bir ilişki kurmaya çalıştığımızda aslında biz toplumu da anlıyoruz. Toplumun içinde bulunduğu çıkmazı da görüyoruz. Sadece geçen hafta da, 2 hafta önce de söylemiştim. Sadece Avrupa değil, Rusya değil, Afrika değil. Bundan etkilenen aynı zamanda Türkler, öyle değil mi? İşte ikinci yeni akımı dediğimiz, 1950 sonrası Türk öykücülüğü dediğimiz, öykücülük ve şiir akımı bir bakıma o bireyin o içine dönmüş, kendisiyle meşgul olan, kendisini anlamaya ve konumlandırmaya çalışan, bu dünya içerisinde, kozmos içerisinde konumlandırmaya çalışan bireyi vermektedir. Bu oldukça önemli. Dolayısıyla biz aslında bu romanda bir bakıma varoluşçuluk akımının şeyini görüyoruz, izlerini görüyoruz. Peki varoluşçuluk nedir? Varoluşçuluk ne anlama gelir? İsterseniz biraz da onun üzerinde duralım. Varoluşçuluğu anlamaya, kavramaya çalışalım. Nedir varoluşçuluk? Egzistansiyalizm olarak da biliyoruz varoluşçuluğu arkadaşlar. Varoluşçuluğun hem ateist hem de Hristiyan versiyonların olduğunu da biliyoruz. Ateist versiyonun en önemli temsilcilerinden biri kim? Bu romanda da zaten ön plana çıkıyor. Camus tabii ki. Nietzsche ve Sartre'da ateist versiyonun temsilcilerinden. Hristiyan varoluşçular arasında kim var? Kierkegaard, Gabriel Marcel ve Karl Jaspers var. Yani Kierkegaard'ın kitapları arkamda, henüz okumadım ama öyle orada duruyorlar. Ama bir Hristiyan varoluşçu olarak Hristiyanlığı çok ön plana çıkarttığını biliyorum. Nedir varoluşçuluğun en önemli sorunları? Kaygı. Az önce söylemiştik zaten. Kaygı, ölüm, hiçlik, umutsuzluk, yabancılaşma, yalnızlık ve biraz sonra da göreceğimiz gibi başkaldır. Bu romanda da o isyanı zaten görüyoruz, değil mi? İsyan ahlakı diyoruz. Mehmet Akif'te de vardır bu isyan ahlakı. Bakın söyleyeyim, İslamcılarda da vardır. Yani İslamcı olarak vasıflandırmak istemiyorum Mehmet Akif'i de. İyi bir Müslüman diyelim. Müslümanlarda da vardır isyan ahlakı. Namık Kemal'de de vardır isyan ahlakı, biliyorsunuz. Onlar aynı zamanda itaatsiz kimselerdir ve bunun için de bunun cezasını da görmüşlerdir. Mehmet Akif de öyle bunun cezasını görmüştür. Siz de biliyorsunuz Mısır'a sürgün edilmek suretiyle. Başkaldırı bir bakıma bireyin, yani varoluşçuluğu temsil eden insanların iddia ettiği gibi bu saçma dünyanın saçmalıklarına karşı verilen tepkilerden biridir. Bir tanesi de az sonra söyleyeceğiz, intihardır ki intihar Camus'un de çok onaylamadığı bir davranıştır. Çünkü intiharın kendisini de saçma olarak vasıflandırır. İnsan önce dünyada var olur. Maddi olarak bu dünyaya gelir. Daha sonra ne yapar? Kendini inşa etmeye başlar. İşte buna ne diyoruz? Varoluş özden önce gelir diyoruz. Bu şeyi çok duyduk değil mi? Felsefe derslerinde falan çok duyduk. İlk önce varoluşçulara göre, özellikle ateist varoluşçulara göre, ilk önce insan bedenen var olur. Sonra ne yapar? Kendi niteliklerini yaratmaya başlar. Hani işte Camus'un işte bir Fransız baba ve İspanyol anneden dünyaya gelip daha sonra kendini inşa etmeye başladığını söylediğim gibi. Daha sonra kendini inşa etmeye başlar. Dolayısıyla bu felsefeden önceki felsefelerdeki gibi önceki felsefeciler özün varoluştan önce geldiğini söylerken varoluşçular varoluşun özden önce geldiğini söyleyerek bir bakıma materyalist bir
bakış açısı geliştirmiş oluyorlar. Bu ne demektir? Özgür insan var karşımızda demektir. Eylemleriyle, davranışlarıyla, hayata bakışı ve hayatı algılayışıyla özgür bir insan var demektir. Yani bir bakıma varoluşçuluk bireyciliği ve özgürlüğü merkeze alır ki Mersault'ta biz aslında bunun yansımalarını görüyoruz. Öyle değil mi? Özellikle şeyden sonra tutuklanıp hücreye atıldıktan sonra, cezaevine konduktan sonra özgür olma tutkusunu yaşıyor. Özgürlük elindeyken bu tutku çok fazla ön planda değilken özgürlüğünün elinden gitmesinden sonra umut, özellikle bu da çok önemli. Hem umutlanıyor hem de özgürlüğü elde edeceğine dair bir inanç taşıyor. Varoluşçuluğun başka önemli özellikleri de var tabii ki. Varoluşçular arkadaşlar, yani hani işte materyalisttir dememin nedenlerinden bir tanesi de bu aslında. Varoluşçular bu dünyaya fırlatıldıklarını düşünürler. Yani rastgele geldik diyorlar bu dünyaya. Bu dünyaya nasıl geldiğimizi bilmiyoruz diyorlar. Hristiyanlar için söylemiyorum bunu. Ateistler için söylüyorum. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi varoluş özden önce gelir dedim ya. İlk önce insan dünyaya gelir. Yaratılır demiyorum. Yani varoluşçuluk açısından düşündüğümüz için dünyaya gelir. Daha sonra o nitelikleri elde etmeye başlar. Dolayısıyla dünyaya gelmek bir kadınla bir adamın bir gece yaptığı eylemden sonra dünyaya gelmektir, doğmaktır. Yani bir gecelik bir tarafı vardır bunun. Bu ne demektir aslında? Kaderi inkar etmek demektir. Kaderin varlığına inanmamak demek. Bu dünyaya fırlatılmış olmak demek, bu dünyanın bir bakıma dışında kalmak demektir aslında. O edilgenliğin ana nedenlerinden bir tanesi de bu. Mersault'un tavır ve davranışlarında, ki Mersault da Camus gibi biliyorsunuz, babasını kaybetmiş birisi. Bir yaşında o da aynısını söylüyor. Babasını kaybetmiş birisi. Mersault'un bu dünyaya tesadüfen geldiğini görüyoruz aslında burada. Öyle değil mi? Yani ben ne işim var burada? Nereden çıktı? Yani ben niye yaşıyorum? Annem ölmüş, evet, ölebilir. Zaten çok da böyle iyi ilişkilerimiz yoktu. Ne bileyim işte Salomon'un köpeği kaybolmuş. Ya kaybolabilir yani işte yetiştirme, yani pardon, köpek evine bak, bulursun orada. Ne bileyim işte Mary, ya evlenelim. Evlenelim ya, sevgiliyiz arkadaş, yani birlikte oluyoruz. Yo, ben seni sevmiyorum. Yani şimdi bakıyoruz burada. Benim bu dünyada ne anlamım var diyor aslında. Yani bu fırlatılmışlık duygusunun, bu dünyaya tesadüfen gelmiş olma duygusunun Mersault açısından gördüğünüz gibi böyle bir tarafı söz konusu. Onun o pasif eylemleri, pasif davranışları, onun olayların ahengini belirleyemeyen eylemleri bize onun gerçekten de varoluşçuluk felsefesini temsil eden, ki birçok yerde bu zaten söyleniyor. Yani işte 3 gündür bu konuyla ilgili kitaplara bakıyorum. Hepsi de buna benzer şeyler söylüyor. Varoluşçuluk akımının temel dinamiklerinin bu romanda, özellikle bu romanda yansıdığını, bu romana yansıdığını net bir biçimde görüyoruz. Yani tesadüfen gelmiş, özgürlüğü elinden alınmış, özgürlüğünü bulmaya, özgürlüğünü elde etmeye çalışan bir birey var karşımızda. Aslında bu birey ne yapıyor? Ontolojik bir sorun yaşıyor. Varoluşsal bir sorun yaşıyor. Nasıl bir sorun bu sorun? Varoluşsal sorun. Ben kimim sorusunun cevabını bulmak. Mersault'da bu sorunun netleşmediğini görüyoruz. O aslında ben kimim sorusunu falan sorup bunun cevabını aramaya çalışmıyor. Ancak bir takım davranışlarında, özellikle ikinci bölümde başına gelen hadiseler, işte içeriye atılması falan filan, bunların karşısında kendini mahkeme salonunda seyretmesi, bakın aslında çevresini seyrediyor da bize çevresinin bakış açısıyla kendisini yansıtıyor. Kendini seyretmesi bunu da gösteriyor aslında. Orada bir içsel muhasebenin kıvılcımlarını görmeye başlıyoruz. İşte
varoluşunun en önemli taraflarından bir tanesi de bu. Ölüm, hiçlik, yalnızlık, umut, tiksinti, bulantı. Zaten Sartre'ın Bulantı romanını okudunuz mu arkadaşlar? Okumanızı tavsiye ediyorum. Şahane. Veba vardı bir de, değil mi? Süper romanlar bunlar. Gerçekten de bu romanlarda biz aslında neyi görüyoruz? Neyi görüyoruz? İnsanların o içinde bulundukları sıkıntıların ne türlü tezahür ettiğini görüyoruz. Bulantı, Hocam. varoluşsal sorunların en önemli göstergelerinden bir tanesi. Ve bütün bunlar bir arada düşünüldüğünde varoluşçuluğun 20. yüzyıla has bir felsefi anlayış olduğunu da görüyoruz. 20. yüzyıla has bir felsefi anlayış. Rasyonalizme, akılcılığa karşı bunların gerçekten de insanı mutlu etmediğini düşünen, bunların ki bu romanda da bu var zaten, de görüyoruz işte bir kıstırılmışlık duygusu, bir sınırlandırılmışlık duygusunu çok net bir biçimde görüyoruz. Bunların insanın hayatını, bu cümle önemli bakın, kasten daralttığını, bu Hilmi Hoca'nın cümlesi, Hilmi Yavuz Hoca'nın cümlesi, kendisiyle hem özel söyleşilerimizde hem de başka başka söyleşilerinde söyler, hayatın kasten daraltılması. Burada bu 20. yüzyılın, makine çağının, o monotonluğun, o rutinleşmenin hayatımızı kasten daralttığını görüyoruz ki sizler de, ben de, hepimiz de dış dünyaya rağmen kısıtlı bir yaşam, özgürlüğümüzü tam olarak hissedemediğimiz bir yaşamı sürdürmüyor muyuz? Karşımızda, Hocam, buyurun buyurun. geçenlerde bir psikoloji seminerinde bu varoluşçulukla ilgili bir söyleme olmuştu oradaki psikoloğun, psikiyatrist sanıyorum. Evet. Varoluşçuluğu bilmiyorum, felsefe ve psikoloji farklı farklı alanlarda mı ele alıyor ama varoluşçuluğun dünyanın ve de insanların ve de hatta tüm canlıların birbirine karşı herhangi bir sorumlulukları olmadığını, vaatleri olmadığını, yani hayvani dürtülerden bile çok daha hani şöyle söylemiştim ben, dayanamamıştım ya, bu kadar da saldım çayıra mevlam kayıra mı yani Aynen öyle. bu akım, bu bakış demiştim. Aynen Ve öyle. aynen öyle demişti o da. Aynen öyle. Bütün böyle dünyayı sorgulamıştım. Bana aslında ben kimimi de sorgulamadıklarını söylemişlerdi. O söylemişti. Sizin söylediğiniz gibi dünyaya atıldık ve bir şekilde öleceğiz. Yani gelişine yaşıyoruz. Geçiyoruz. Hiçbir sorumluluk, hiçbir şey kabul etmeyen bir bakış açısı olduğunu söylemişti. Ben çok şaşırmıştım. Onu burada bunu bir söylemek istedim yani. Evet, aynen öyle. Psikolojinin yani işte şimdi arkadaki, ben düşünüyordum psikoloji sözlüğünden de size bir şeyler okuyacaktım da, bir de felsefe sözlüğü, o nerede bilmiyorum, o bir yer karışık bir yerlerde, orada da okuyacaktım. Psikolojinin varoluşçulukla ilgilendiğini hepimiz biliyoruz. Psikoloji zaten insan ruhunu, insanların ruhsal durumları ile eylemleri arasındaki ilişkiyle gerçekten çok ilişkili, çok ilgili. Dolayısıyla varoluşçuluk akımı hem bir terapi modeli olarak, belki orada onu da söylemişlerdir, hem bir terapi modeli olarak hem de insanı anlamlandırma, insanı anlamaya çalışma daha doğrusu ortaya çıkıyor. Aslında bu şuna benziyor. İnsan bir hayvandır, değil mi? İnsan bir hayvandır insan canım. Ruhumuz var, kabul edelim. Zaten hay canlı demektir. Hayvan canlı anlamına gelir Arapçada. Onu da söyleyeyim size. İnsan bir hayvandır. Tek farkı nedir? Bilinçli olması. Eylemlerini bilinçli gerçekleştirmesi. Varoluşçuluk da aslında bunu söylüyor. Fethiye Hanım, buyurun. Aslında varoluşçuluktaki en önemli insanlardan bir tanesi de Kafka tabii. Tabii. Onu söylemeyi atladık, Tabii. Kafka. Ve ilginçtir aslında Oblomov karakterini eğer biliyorsak, Oblomov da acayip bir şekilde Kayıtsız. varoluşçu, evet, egzistansiyelist bir adam. Ayrıca Camus'un Sisyphos benzetmesi de ve oradaki intihar ve saçmalık şeyi de varoluşçuluğu derinden de anlatan Aynen öyle. kitaplardan bir tanesi Aynen. bence de. Aynen. Biraz Ama sonra. Kafka çok önemli. Sartre'ın Elektra'sında da aynı şey söz konusu. Elektra'da da
Çok çok daha hızlı şey yapabiliyoruz yani onları okuduğumuzda mesela. varoluşçuluğun sıkıntısını evet. Evet yani şimdi Kafka'da da var benzer sorunlar. Kafka'da işte hani Kafka'ya varoluşçu demiyoruz ama Kafka'da o sıkıntıları görüyoruz. Sebebi ne biliyor musunuz? Baba. Bakın baba. Peyami Safa'da da var bu. Bakın. Tabii Peyami Safa'da babanın 2. Abdülhamit tarafından işte tayin edilmesinden dolayı daha doğrusu sürgün edilmesinden dolayı bir şey var. Babasızlık düşüncesi var. O babasızlık hayatı etki ediyor. Kafka'nın babası da Oğuz Atay. Oğuz Atay aynı şey onda da var. Babası da onu ihmal eden, onu küçümseyen Yahudi kökenli onlar. Kafka'da Yahudi kökenli biliyorsunuz. İhmal eden, küçümseyen, aldırmayan bir insan. Yani babaya mektubu okumak lazım. Ben defalarca okudum. Altını çizerek okudum. Oğuz Atay'da da var aynı şey. Oğuz Atay'ın da babasıyla. Oğuz Atay'ın babası da aslında böyle ilgili görünen modern işte ne bileyim dışarıdan baktığınızda tamam ya bu adam harika denilecek bir adam. Ama o da babasıyla sorunlar yaşıyor. Aynı şey burada da var. Burada da babasızlık var. Dikkatinizi çekerim. Baba düzenin sağlayıcısıdır. Eğer baba yoksa, psikolojide çok ilgilidir babayla. Eğer baba yoksa, baba bir şekilde sürgündeyse, ölmüşse, falansa filansa ne olur? Elbette ki düzen bozulur, allak bullak olur. Ve dolayısıyla bir ister istemez kişinin kendi benliğiyle, kendi varlığıyla ilgili bir muhasebe yaşamasına, bir sorgulama yaşamasına neden olur ki bunlar doğru tespitler. Sifos söyleninden biraz sonra bahsedeceğiz. Zaten bir 30-40 saniyemiz kaldı arkadaşlar. Kapatıp açalım mı hemen? Nasıl yapalım? Bitecek çünkü anında. Hemen kapatıp açalım. Ben de bir arada hemen su alayım. Bir dakika sonra tekrar başlayalım. Bir 30 saniyemiz falan var. Hemen şey yapalım. Başlayalım. Bir dakika sonra. Görüşürüz.